Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde ölçek türleri, haritalardaki uzunluk, alan ve eğim hesaplamalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ölçek nedir? Bundan bir başlayalım arkadaşlar. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denilmektedir. Ölçek türleri iki tane arkadaşlar. Birincisi kesir ölçek, ikincisi ise çizgi ölçek. Kesir ölçek küçültme oranlarının kesir ile ifade edilmesidir arkadaşlar. Kesir ile gösteren ölçeklere kesir ölçek diyoruz. Kesir ölçekler burada örnekte verdiğimiz gibi 1 bölü 10 bin, 1 bölü 100 bin, 1 bölü 1 milyon, 1 bölü 5 milyon gibi küçültme oranına göre paydadaki rakamlar değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Kesir ölçekte dikkat etmemiz gereken özellikler şunlar. Burada arkadaşlar 1 bölü 500 bin ölçekli bir ölçek, kesir ölçek verilmiş. Kesir ölçeğimizde pay kısmında 1 santimetre sabittir. Hiçbir zaman değişmez. Yani şuradaki 1 her zaman 1 olarak kalacak. Diğer ölçeklerde de görüyoruz bakın burada. 1, 1, 1 ve 1 olarak verilmiş. Bu hiçbir zaman 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar olmaz. 1 sabittir. Paydadaki kısım ise arkadaşlar bakın burada 500 bin verilmiş. Paydadaki kısımda rakamlar küçültme oranını göstermektedir. Ve bu değişkendir. Haritadaki küçültme oranına göre değişir. Örneğin haritamız şu diyelim. Burada haritamızda 1 santimetrelik kısmın kaç kez küçültüldüğünü gösterir paydadaki rakam. Yani 1 dediğimiz kısım pay kısmındaki 1 haritadaki uzunluğu gösterir arkadaşlar. Paydadaki rakamlar ise haritadaki 1 santimetrenin kaç kez küçültüldüğünü göstermektedir. Ve hem pay hem de payda kesinlikle santimetre cinsinden olmak zorundadır arkadaşlar. Haritada hesaplamaları yapabilmemiz için, uzunluk hesaplamaları yapabilmemiz için uzunluk ölçülerini bilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Biz daha çok kilometre ile santimetreyi kullanacağız arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz aşağıya inerken her basamakta bir sıfır eklenmektedir. Yukarıya doğru çıkılırken de basamaklardan her basamakta bir sıfır silinmektedir arkadaşlar. Yani şu demek oluyor. 1 kilometre eşittir 100 bin santimetre demektir arkadaşlar. Yani kilometreyi santimetreye çevirirken 5 tane sıfır eklememiz gerekiyor. 5 sıfır eklenecek. Tekrar söylüyorum. Kilometreyi santimetreye çevirirken 5 tane sıfır eklememiz gerekiyor. Tam tersi durumda ise yani santimetreyi kilometreye çevirirken de 5 tane sıfır silinecek. İşlemlerimizde bunları kullanacağız. Bunun için arkadaşlar bu kısmı sakın ha unutmayalım. Burası bizim ölçek hesaplamalarımızda en önemli noktamız arkadaşlar. Şu şekilde de belirtelim. 1 kilometre eşittir 10 hektometre demektir. Veya 100 dekametre, 1000 metre, 10.000 desimetre, 100.000 santimetreye denk gelmektedir. 1 milyon milimetre, bunların hepsi birbirine eşittir. Yani 1 kilometre 100.000 santimetre. Biz işlemlerimizde bunu kullanacağız. Önemli bir notumuz var burada arkadaşlar. Ölçek ile ölçek paydası arasında ters bir orantı vardır. Yani ölçeğin paydasındaki rakam küçüldükçe, buradan görüyorsunuz aşağıya doğru küçüldükçe ölçek büyür. Dolayısıyla biz buna büyük ölçek diyoruz arkadaşlar. Tam tersi durumda ise ölçek paydası büyüdükçe, yani yukarıya doğru bakın 1 bölü 10 binden 1 bölü 10 milyona çıkmış. Dolayısıyla burada da ölçeğin paydası büyüdükçe ölçek
küçülür diyoruz. Buna da küçük ölçekli haritalar diyoruz arkadaşlar. Çizgi ölçek ise arkadaşlar, haritadaki küçültme oranlarının çizgi üzerinde gösterilmesine çizgi ölçek diyoruz. Bakın burada çizgi ölçeğimiz verilmiş. Çizgi ölçeğin alt kısmına 1 santimetre olarak görüyorsunuz burada. Bu harita uzunluğunu göstermektedir. Üst kısmındaki sıfırın yanındaki rakam ise gerçek uzunluğu gösterir. Burada sıfırın yanında her iki yanı sağında ve solundaki rakamın eşit olması gerekiyor. Her ikisinde de bakın burada 10 olarak yazılmış ve buradaki her aralığa çentik denir arkadaşlar. Çentikler arası haritada kesinlikle 1 santimetredir. Bazen sorularda bunu 2, 3, 5 diye verebilir. Ona göre de ayrı bir işlem yapmamız gerekiyor. Biraz sonra göreceğiz bunu arkadaşlar. Peki sıfırın solunda bir farklılık var. Bakın burada görüyorsunuz. Daha küçük yerlerin ölçümünün yapılabilmesi için burada 10 eşit parçaya bölünmüştür arkadaşlar. Bir notumuz var. Buna dikkat edelim. Çizgi ölçek haritalarının fotokopi ile küçültülüp büyütülmesi durumunda hesaplamalarda meydana gelecek hatayı önler çizgi ölçek. Kesir ölçekte böyle bir durum yok. Bakın burada 3 tane haritamız var. Haritamızın orijinali bu olsun arkadaşlar. Orijinal haritamız bu. Haritayı fotokopi ile küçülttüğümüz zaman şunu küçülttük. Burada da büyütülmüş hali var. Aynı yere ait haritanın. Bakın burada haritamızı fotokopi ile küçülttüğümüz zaman altındaki çizgi ölçek de aynı oranda. Yani harita ne kadar küçültülüyorsa, buradaki haritamız ne kadar küçültülüyorsa altındaki çizgi de aynı oranda küçülmektedir. Veya büyüttüğümüz zaman da aynı durum. Harita ne kadar büyüyorsa altındaki çizgi ölçek de aynı miktarda büyümektedir arkadaşlar. Ve böylece haritada ölçüm yaptığımız zaman çizgi ölçekte herhangi bir hata olmaz. Ama kesir ölçekte durum farklı. Bakın burada arkadaşlar 1/2 milyon ölçekli bir harita olduğunu gösteriyor. Haritayı küçülttüğümüz zaman da bu rakam hiç değişmiyor. Yine 1/2 milyon olarak kalmış. Yine büyüttüğümüz zaman da aynı şekilde 1/2 milyon olarak kalmış arkadaşlar. Bu değişmiyor. Dolayısıyla ölçüm yaptığımız zaman kesir ölçekte büyütüp küçülttüğümüzde hata ortaya çıkabilmektedir. Yine çizgi ölçeklerin bir özelliği de arkadaşlar, herhangi bir hesaplama yapılmaksızın iki nokta arasındaki kuş uçuşu uzaklık, yani gerçek uzaklık ölçülebilmektedir. Bunu nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Elimizdeki bir cetvel veya bir kağıtla iki nokta arasını şu şekilde ölçüyoruz. Bu ölçtüğümüz şeyi işaretledikten sonra çizgi ölçeğin üzerine koyaraktan bunun kaç kilometre olduğunu buluyoruz. Tabii sıfırdan itibaren koymamız lazım. Eğer sıfırı geçiyorsa o zaman şu kısmı, yani daha küçük olan kısmı da dikkat alarak ölçümlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle, bu özelliğinden dolayı çizgi ölçek kesir ölçekten daha kullanışlıdır. Şimdi arkadaşlar, kesir ölçeğin çizgi ölçeğe çevrilmesi ile ilgili bir sorumuz var. Örnek, 1/1,5 milyon kesir ölçeğin çizgi ölçek olarak karşılığını çiziniz demiş sorumuzda. Not olarak da çentikler arası birer santimetre olacak şekilde çiziniz. Yani şu alttaki kısım 1 santimetre, her bir çentik birer santimetre olacak şekilde çiziniz demiş. Burada arkadaşlar çizgi ölçeği iki farklı şekilde gösterebiliriz. İkisi de aynısıdır aslında. Sıfırdan başlayarak ölçüm yapalım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Çizgi ölçeği kesir ölçeği çevirirken, yani kilometreye çevirirken, burası kilometre şeklinde olacak arkadaşlar sonuç. Tamam mı? Her ikisinde de kilometre olacak. Dolayısıyla biz kesir ölçeğimizdeki verilen yer, şu kısım santimetredir. Burayı biz kilometreye çevirmemiz lazım. Kilometreye çevirirken az önce söyledik ki
5 tane sıfır silmemiz lazım santimetreyi kilometreyi çevirirken. Dolayısıyla buradan 5 tane sıfırı sildiğimizde kaç kaldı? 15 kaldı. Sıfırın çizgi ölçekte sıfırın yanına 15'i yazacağız arkadaşlar. Ve 15'in katları şeklinde yazmamız gerekiyor. 30, 45, 60 ve 75 kilometre. Bu kesir ölçü, soruda verilen kesir ölçeğin çizgi ölçek karşılığıdır. Veya şu şekilde yazacağız arkadaşlar. 15, 0, 15, 30, 45, 60. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada 60'ta bitti, burada 75'te bitti. Bu önemli değil arkadaşlar. İstersen 15'te bitsin, isterse 30'da bitsin, isterse bunu 75'i 90'a da çıkarabiliriz. Çok da önemli bir durum değil. Yine aynı şeyi vermektedir. Önemli olan şuradaki 1 santimetrenin 15 kilometreyi göstermiş olmasıdır arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz da çizgi ölçeğin kesir ölçeğe çevrilmesi arkadaşlar. Tam tersini yapacağız biz burada arkadaşlar. Yandaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığını bulunuz. Burada bir farklılık var. Çizgi ölçeğin boyu 10 santimetre diyor. Yani şuradaki çentikler arası artık 1 santimetre değil. Bu soruda verilmişse ona göre farklı bir işlem yapmamız lazım. Yani şu aralık çizgi ölçeğimizin toplam boyu 10 santimetre olduğu söylenmiş. Buna göre ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle sıfırın yanındaki, solundaki ve en sondaki rakamı topluyoruz. Yani 10 artı 40 burada topladığımız zaman 50 kilometre olduğunu görüyoruz. Şimdi yapacağımız işlemlerde en çok dikkat etmemiz gereken kısım da şurası arkadaşlar. Bütün işlemlerde ölçüm hesaplama yaparken 1 santimetre olan kısmı buraya kesinlikle yazacağız arkadaşlar. Bu ne demektir? Bizden ne soruluyor arkadaşlar? Çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı, yani 1 bölü x. Şurayı bulacağız. Ölçeğin paydasındaki rakamı bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz burayı bilmiyoruz. Bu 1 santimetre nereden geliyor? Buradan geliyor arkadaşlar. Bu 1 santimetre ölçeğin payındaki 1 santimetre. X de paydadaki. Bunu bilmediğimiz için x kilometre yazıyoruz. Peki 10 santimetre kaç kilometre gelir? 10 santimetre ise 50 kilometre olduğunu bulmuştuk. 10 santimetre 50 kilometre. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. 10x eşittir 50. X eşittir buradaki çarpım durumundaki 10. Karşı tarafa bölü olarak geçer. 50 bölü 10. Bu da eşittir 5 kilometre. Yani bu cevap mıdır? Hayır. Daha bitmedi işimiz. Şöyle yazacağız. Yani ölçeğin paydası kilometre olmaz. Santimetreye çevirmemiz lazım. Kilometreyi santimetreye çevirirken ne yapıyorduk? 5 tane sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Yani buradaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığı 1 bölü 500 bin olarak bulduk arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir nokta da şu. Santimetreyi santimetrenin altına yazıyoruz. Bakın santimetreyi santimetrenin altına, kilometre ile de kilometreyi alt alta yazmamız gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman işlemimizde kesinlikle hata olmaz. Bir sorumuz daha var. Buraya benzer bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek karşılığını bulunuz demiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 0 ile 40 arası 1 santimetre olarak verilmemiş. Yani çentikler arası 1 santimetre değil, 2 santimetre olarak verilmiş. Dolayısıyla biz burada yine bize sorulan nedir arkadaşlar? 1 bölü x'i bulacağız. Yani kesir ölçeğini bulacağız biz bunun. Dolayısıyla bunu, bu 1'i buraya yazıyoruz. 1 santimetre x kilometre ise buradaki x'i alıyoruz, buraya yazıyoruz. 1'i de buraya yazdık arkadaşlar. Peki 2 santimetre kaç kilometreyi gösteriyor? 40 kilometreyi gösteriyor. Yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. 2x eşittir 40 ise buradan devam edelim. X eşittir 40 bölü 2. Burada kaç bulduk x'i? 20 kilometre bulduk. Biz ölçeğin paydasında kilometre yazamıyorduk arkadaşlar. Bunu 5 tane sıfır ekleyeceğiz yanına. 1, 2, 3,
4, 5 tane sıfır ekledik. Dolayısıyla bizim ölçeğimiz burada 1 bölü 2 milyon oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi haritalarda uzunluk hesaplamalarına geçiyoruz. Yine benzer şeyler yapacağız arkadaşlar. Birincisi gerçek uzunluk hesaplaması. 1 bölü 400 bin ölçekli haritada 9 santimetre ile gösterilen bir yol gerçekte kaç kilometredir? Bize ne sorulmuşsa biz buna x diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Evet, ilk yapacağımız işlem ölçeğin paydasındaki santimetre olan kısmı kilometreye çevirmek. Bunun için 5 tane sıfır siliyoruz arkadaşlar. 5 sıfır sildiğimizde kaç kaldı? 4 kilometre kaldı değil mi? Hemen şuradaki 1 santimetremizi çözümde yerine yazıyoruz. 1 santimetre burada sabit yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet, 1 santimetre 4 kilometre oluyorsa 9 santimetre, santimetreyi santimetrenin altına yazıyorduk. 9 santimetre kaç kilometredir? Bu x şuradan geliyor. 9 da buradan gelecek arkadaşlar. Evet, x eşittir içler dışlar çarpımı yapıyoruz. X eşittir 9 çarpı 4. Bu da cevabımız 36 kilometre. Bakın kilometre sormuştu bize. 36 kilometre cevabımız çıktı arkadaşlar. Evet, ikinci kısımda harita uzunluğunu hesaplama arkadaşlar. 1 bölü 5 milyon ölçekli bir haritada 400 kilometrelik bir yol kaç santimetre ile gösterir? Burada da santimetre sormuş. Santimetreye x diyeceğiz arkadaşlar. Evet, yine yapacağımız ilk işlem ölçeğin paydasında verilmiş olan santimetreyi biz kilometreye çevireceğiz. 5 tane sıfır siliyoruz sadece arkadaşlar. Sıfırların tamamını silmiyoruz. Kilometreye çevirirken sadece 5 tane sıfır siliyoruz. Kaç kaldı? 50 kaldı değil mi? 50 kilometre oldu burası artık. Yine çözümde 1 burada sabitti arkadaşlar. 1 santimetre 50 kilometre ise kaç santimetre olduğunu sormuş. Dolayısıyla biz buna x santimetre 400 kilometre. 400'ü buradan alıyoruz. Evet, içler dışlar çarpımı yapalım. 50x eşittir 400. Devam edelim. X eşittir 400 bölü 50. Çarpım durumundaki 50 bu tarafa bölü olarak geçer. Cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 8 santimetre oldu. Bir diğer sorumuz da ölçek hesaplaması ile ilgili arkadaşlar. 60 kilometrelik bir yol haritada 10 santimetre ile gösterilmişse bu haritanın ölçeği nedir? Ölçek bilinmiyor. Burada neyi bulacağız? 1 bölü x'i bulacağız. Yani ölçeğin paydası soruluyor bize arkadaşlar. Hemen biz bu 1'i yazıyoruz. Şuradaki 1'i yazdık. 1 santimetre x kilometre ise 10 santimetre 60 kilometre. Tekrar söylüyorum. Santimetreyi santimetrenin altına, kilometreyi de kilometrenin altına yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, içler dışlar çarpımı 10x eşittir 60 ise x eşittir 60 bölü 10. Bu da eşittir 6 kilometre olarak çıktı. Ama işlemimiz de arkadaşlar bitmedi. 1 santimetre bölü 6 kilometre. Biz bunu da santimetreye çevirmemiz lazım. 5 tane sıfır eklediğimiz zaman gerçek alan hesaplama sorusu bir de arkadaşlar. 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 4 santimetre kare ile gösterilen göl gerçekte kaç kilometre karedir? Bakın burada işin içerisine kare girdi. Eğer sorunun içerisinde kare varsa o zaman alan hesaplamasıdır. Küçük bir farklılık yapacağız işlemimizde. Yine ilk yapacağımız işlem arkadaşlar, ölçeğin paydasını biz kilometreye çevireceğiz. Bunun için 5 tane sıfır silmemiz gerekiyor. 5 sıfırı sildikten sonra kalan rakamın karesini alacağız. Yani 3'ün karesini alacağız arkadaşlar. Yine yazıyoruz. 1 santimetre kare. Artık kare var. Alan hesaplaması olduğu için işin içerisinde kare var. 3 kilometre kare ise 4 santimetre kare x kilometre karedir.
Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3'ün karesi kaç eder? 9, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla içler dışlar çarpımında x eşittir 9 çarpı 4. Bu da eşittir 36 kilometre kare olarak çıkıyor arkadaşlar. Farklı bir soru tarzımız var burada. İki tane farklı ölçek verilmiş bakın arkadaşlar. Ölçek kıyaslaması diyoruz buna veya çift ölçekli soru diyoruz. 1 bölü 300 bin ölçekli haritada 10 santimetre gösterilen yol 1 bölü 1,5 milyon ölçekli haritada kaç santimetre gösterilir? Bu soruyu iki şekilde yapabiliriz. Önce birinci yoldan başlayalım. Birinci çözümden başlayalım arkadaşlar. Birinci çözümümüzü şuraya kadar yapalım. Yapacağımız işlemde yine 5 tane sıfırı silip ölçeğin paydasını kilometreye çevireceğiz. Burası kaç kaldı? 1 santimetre 3 kilometre ise 10 santimetre x kilometre. Önce biz kaç kilometre olduğunu bulalım gerçek uzunluğunun. X eşittir 3 çarpı 10. Bu da eşittir 30 kilometre. Bulduğumuz bu gerçek uzunluğu 30 kilometreyi diğer ölçekte kullanacağız arkadaşlar. Yine burada da kilometreye çevirelim. 5 tane sıfır sildik, 15 kaldı. 1 santimetre, buradan devam ediyoruz. 1 santimetre 15 kilometre ise x santimetre, bakın burada santimetre sorulmuştu. X santimetre 30 kilometre. Buradaki 30'u şimdi kullanıyoruz. İçler dışlar çarpımı 15x eşittir 30. X eşittir 30 bölü 15. Bu da eşittir 2 santimetre olduğunu bulduk arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ikinci yolumuz nasıl? İkinci yolumuz biraz daha kolay. Yani şöyle şuraya yazalım. 1 bölü 300 bin ölçekte 10 santimetre ise 1 bölü 1,5 milyonda ölçekli haritada kaç santimetre? Bunu bulacağız. Şimdi buradaki ölçeğimiz 1 bölü 300 bin ölçeği 1 bölü 1,5 milyon ölçekten daha büyüktür arkadaşlar. Büyük ölçekte gösterilen yer daha fazladır. Küçük ölçekte ise daha fazla küçültüldüğü için gösterilen yer daha küçük olacak arkadaşlar. Peki 1 bölü 1,5 milyon 1 bölü 300 binin kaç katı arkadaşlar? Kaç kat küçülmüş? 5 kat küçülmüş değil mi? 5 kat küçüldüyse biz bunu ne yapacağız? 5'e böleceğiz arkadaşlar. Onu 5'e böldüğümüz zaman cevap ne oldu? 2 santimetre çıktı. Değil mi arkadaşlar? Evet, son olarak da eğim hesaplaması arkadaşlar. Eğimin bir formülü var arkadaşlar. Eğimin formülü şu. Eğim eşittir yükselti farkı bölü uzaklık, yani yatay uzaklık çarpı 100 veya 1000. Peki neye göre 100'de çarpacağız, neye göre 1000'le çarpacağız? Eğer sorunun içerisinde yüzde ifadesi kullanılmışsa 100'de çarpacağız. Sorunun içerisinde 1000'de ifadesi kullanılmışsa da 1000'le çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de şu. Yükselti farkı da metre cinsindendir. Yatay uzaklık da metre cinsindendir. Yatay uzaklık kilometre olarak verilir. Biz bunu metreye çevireceğiz arkadaşlar. Evet, sorumuza bir bakalım. İki nokta arasındaki yükselti farkı 2800 metre. Uzaklık ise 4 kilometredir. Buna göre bu iki nokta arasındaki eğim yüzde kaçtır? Yüzde diye sorduğu için biz yüzde çarpacağız. Hemen formülümüzü yazıyoruz arkadaşlar. Eğim eşittir. Yükselti farkımız ne kadardı? 2800 metre. 2800 metre. Uzaklık ne kadar? 4 kilometre. 4 kilometre dediği için biz bunu metreye çevirirken yanına 3 tane sıfır ekleyeceğiz arkadaşlar. Kilometreyi metreye çevirdiğimiz zaman 3 tane sıfır ekliyoruz. Şimdi her ikisi de metre oldu. Çarpı 100. Eğim yüzde olarak sorulduğu için yüzde çarpıyoruz. Sadeleştirelim. Buradaki 2 sıfır gitti. Değil mi? Buradan da 1 sıfır gitti. 280 bölü 4. Eğim eşittir 280 bölü 4 70. Yani eğimimiz
%70. Şöyle bir eğim aşağı yukarı çıkmış oluyor. Evet sevgili gençler, bu dersimiz buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.